Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde, daha doğrusu son yıllarda çok gündemde olan projelerin başında eğitim çalışmalarının, uçuş eğitiminin özelleştirmesi gerekiyor. İşte bakıyorsunuz, çok uzağa gitmeye gerek yok. İsrail Hava Kuvvetleri bu konuda Elbit şirketiyle bir anlaşma yapmış, bir işbirliği yapmış durumda. Tabii ki askeri pilotlara, işte dışarıdan gelmiş sivil uçuş öğretmenleri değil. Burada ana sistem uçakların faaliyetlerinin, yani sahipliğinin ve uçuş operasyonunun yönetilmesi, bakımının bir sivil şirket tarafından yapılması. Anlaşma şöyle işliyor. Diyor ki X bir hava kuvveti benim bu yıl yapacağım sorti miktarı bu kadar. Bana gerekli olan uçak sayısı bu. Ben öğrenciyi yollarım size, öğretmen pilotu yollarım ki bunların koordinasyonları bende diyor. Şirket bu uçağı istenildiği zaman, istenildiğin kadar saatte, istenildiği kadar sortide hazır olarak tutabilmesi. Burada amaç maliyetin daha etkin olarak kontrol edilmesi. Çünkü devlette olduğu zaman bazen kontrol verimli çalışılmayabiliyor. Bunun gibi sıkıntılar olabiliyor. Ama işte hangi sorti uçuluyor, ne yapılıyor, ne ediliyor, öğretmen pilot kim, öğrenci pilot kim gibi konular tamamen hava kuvvetleri tarafından organize ediliyor. Dediğim gibi bunun bir hava kuvvetleri tarafı İsrail tarafından yapılıyor. İngiltere ve Avustralya uzun yıllardır bu tür kara havacı helikopter pilotları için benzer bir sistemleri yapıyor. Ve dünyada da farklı farklı ülkelerde yavaş yavaş bu sistemi görmeye başlıyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde komşumuz Yunanistan'da bu sisteme geçmek üzere düğmeye bastı. Bir tarafta Kanadalı şirket ile öbür tarafta İsrail'le Elbit şirketi çok ciddi bir rekabet içerisine sokuldu ve kazanan İsrail şirketi oldu. Kalamata Hava Üssü'nde, ki Kalamata Hava Üssü Yunanlıların bir eğitim merkezi, eğitim ana üssü, bu üstteki uçuş eğitim faaliyetleri 22 yıl boyunca İsrailli Elbit şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Elbit şirketine de Yunanistan hükümeti yıllık 62.5 milyon euro ödeme gerçekleşecek. Yunanlar uzun zamandan beri hava kuvvetleri konusunda, eğitim konusunda çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Sistem şöyle yürüyor. Genellikle uçuş eğitimi tüm NATO ülkelerine, dünyada da ortak özelliklere sahip uçuş eğitimi önce bir pervaneli uçakla başlıyor. Kimi ülkeler çok yüksek verimliliğe sahip, çok yüksek performanslı piston motorlu pervaneli uçakları tercih ederken bazı ülkeler daha klasik uçakları tercih ediyorlar. Daha sonra eğitim ya çok yüksek hıza sahip bir turboprop uçakla, nedir Türk Hava Kuvvetleri'ndeki KT-1 veya TUSAŞ'ın geliştirdiği Hürkuş'tur, bunun gibi uçaklara geçiyor. Arkasından jet uçakla eğitimin 3. aşaması yapılıyor. İşte jet uçaklar nedir? Geçmişte T-33'tür. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'ndeki T-38 uçaklarıdır veya şu an Boeing tasarım ve test çalışmalarına devam ettiriyor. Amerika'da T-38'lerin yerini T-7'ler alacak veya daha gelecekte Hürjet alacak mesela. Türk Hava Kuvvetleri'ndeki T-38'lerin yerini bu tür jet motorlu uçaklarla bu eğitimi tamamlıyorlar. Arkasından pilotlar brevelerine kavuştuktan sonra görev yapacağı uçakların eğitimlerini alıyorlar. İşte F-16'da mı uçacak, F-35'de mi uçacak, işte Yunanistan'da Mirage 2000'de mi uçacak, hangi uçakta görev yapacaksa harbi hazırlık eğitimlerini de o uçakta tamamlayıp filoda harbi hazır bir pilot haline geliyor. Bu tabii anlatım olarak çok basit ama maliyet olarak milyon dolarlara varan ciddi maliyetler kapsıyor. 200 saatten fazla uçuş, işte bu uçakların hazır olması, uçuş öğretmenlerinin belirli standartlarda olması. Çünkü uçuş öğretmeniniz ne kadar yetenekli, ne kadar bilgisi iyi olursa o kadar iyi aktarıyor, öğrencisini iyi yetiştiriyor. Kötü olursa da kötü yetiştiriyor tabii ki. Eksiklikler oluyor eğitimde ama tabii ki havacılık doğal seleksiyonda eksikliklere yer vermiyor. Bir şekilde o eksiklikler o pilotun uçuş hayatı boyunca önüne gelebiliyor. İşte Yunanistan'ın belirttiğim gibi problemleri var. Yunanistan'da pervaneli uçaklarla başlatıyor T-41'lerle eğitime. Arkasından Amerika'dan satın alınan T-6 uçaklarla, turboprop uçaklarıyla devam ettiriyor. Fakat T-6 uçaklarının operasyonel nitelikleri çok fazla iyi değil. Yani Yunanlar işte yedek parça bakım konusunda T-6'larda sıkıntı yaşıyorlar. Tabii ki 40'a yakın uçakları var ama bu uçakların bir kısmının işte bakımda olması, uçamaması nedeniyle
az sayıda pilot çıkıyor. Ve beklenen zaman aralığında bu pilotlar eğitimlerini tamamlamıyorlar. T6'daki eğitimi tamamlayan Yunanlı pilotlar daha sonra T2'lere geçiyorlar. T2 çok eski bir uçak. Uzun yıllar Amerikan donanması tarafından kullanıldı. Daha sonra yerlerini daha gelişmiş jet motorlu eğitim uçaklarına bıraktı. Bu uçakta 40 yılı aşkın süredir Yunan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Ama Yunanlar için en büyük problem şu. T2 çok basit bir jet motorlu bir uçak. F-5 motorlarına sahip. Bu uçaktan sonra o adayın çok daha gelişmiş işte F-16'ya geçmesi, Mirage 2000'e geçmesi, arada böyle bir işte bisikletten çok hızlı bir motosiklete binmek gibi, bir yarış motosikletine binmek gibi o aradaki geçişte çok başarılı olamıyorlar. Bunun anlamı da işte Mirage 2000 olsun, F-16 olsun veya gelecekte filolarına katılacak Rafale veya F-35 olsun, bu uçaklarda çok daha uzun süre uçmaları. Bu da ciddi bir para. Şimdi Yunanların önünde iki seçenek vardı. Ya kendilerine yeni bir eğitim uçağı alacaklardı. Bu da tabii milyar dolar. Yunanlar tabii paraları hazır hazır kredi olarak aldıkları için buna para kalmadı. Bu parayı verecek durumları da yok. Bunun yerine İsrail'e gidip işte İsrail'le Elbit şirketine bir ihale açıp Elbit bu ihaleyi kazandı. Ve Elbit şirketi bunların operasyonlarını sağlayacak. İsrail Hava Kuvvetleri'nde ise başlangıcın arkasından o jet eğitimi İtalyan yapımı M346 uçaklarıyla yapılıyor. Yeni nesil bir uçak. Gerçekten tasarımı falan çok hoş bir uçak. Yüksek performanslı bir uçak. İsrail çok memnun bu uçaktan. Aktif olarak da kullanıyor. Bir başka kullanıcı örneğin Singapur bölgede, Polonya keza bu uçaklardan almıştı. O uçakları alacak. Bu uçakları Yunanistan'da Kalamata üssünde tutacak ve Yunanlı pilotların eğitimlerine kullanacak. Şimdi bu tür ihalelerde işletmeci şirket işte günlük vereceği uçak sayısı belli. İşte o yüzden yedek uçakların olması lazım. Eğitim amaçları belli ve enteresan uygulamalara geçiyorlar. Örneğin sivil teknisyenlerin görev yapabilmesi veya kuralların daha esnek olması için bu uçaklar askeri kodlar altında değil, sivil tescille uçabiliyorlar. İşte bakıyorsunuz sivil bir tescil taşıyor uçak ve bunların işletmeleri de başka başka şirketler üzerinden, yani yarın öbür gün ihale bittiğinde o uçaklar başka şirketlerin üzerine de geçebiliyor. Hem işte satış operasyon anlaşmalarında da bir esneklik sağlanmış oluyor. Uçak aslında askeri ama operasyonu, yani plakası diyelim anlayacağınız şekilde, sivil. Bununla ilgili Türkiye'nin de geçmişte bir projesi vardı ama o proje çok fazla işletilemedi. TUSAŞ Hür kuşu geliştirdiği zaman Hava Kuvvetleri aslında bir paket sunmayı hedefliyordu. Bu paketi sunarken bazı hür kuş uçaklarının envanteri TUSAŞ üzerinde yer alacaktı. TUSAŞ'ta da Çiğli üssünde, örneğin bu hizmeti Türk Hava Kuvvetleri adına TUSAŞ verecekti. TUSAŞ uçakları orada işte bakımlarını yapacak, işletmelerini gerçekleştirecek. Öğretmen pilotlar Türk Hava Kuvvetleri'ne, öğrenciler de keza Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecekti. Ve burada böyle bir daha ekonomik bir operasyon yapılması planlanmıştı. Hatta bölgenin daha büyümesi, ilerleyen yıllarda farklı talepler doğrultusunda bir uluslararası uçuş eğitim merkezi haline de getirilmesi hedeflenmişti. Ama o proje şu an çok fazla hayata geçmiş değil. Bu konuyla ilgili dünyada iyi örneklerden biri Kanada'da. Kanada'da NATO'nun uçuş okulu olsun, sivil şirketler tarafından işletiliyor ve bu konuda CAE şirketi Kanadalı gerçekten çok başarılı. Aynı zamanda da simülatör imalatçısı ve uçuş eğitimi konusunda çok ciddi bir yatırımı olan bir şirket. Bakalım ilerleyen zamanda bu nasıl bir duruma evrilir? Bu da merak konusu. Şimdi bir tarafta tabii ülkelerin güvenliği, yetiştirilen askeri pilot. Bir tarafta da uçuş eğitiminin iyi yapılabilmesi için bol bol uçak, faal uçak ve sistemleri çalışan uçaklar gerekiyor. Bunlar tabii bunları çözmek gerçekten bıçak sırtı bir yeri kaydırdığınız zaman kesmeye başlıyor. Ne yazık ki dikkatli olması gereken bir konu. Bu videomuzda askeri uçuş eğitimine baktık. Yunanistan'ın seçeneğini sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine gönderebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizim kanalımıza abone olup katıl tuşuyla da destekleyebilirsiniz. Lütfen bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklendiği zaman size haber gitsin. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. We'll be right back.